Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzla birlikte 19. ünitemize geçiyoruz dostlarım. Sayı problemlerine geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk köşe taşımızı bir ayarlayalım ve başlayalım sorularımızı çözmeye. Şöyle ayar çekeyim ben. Evet. Şöyle daha güzel oldu. Odaklanmayı da yapalım ve başlıyorum dostlar soruları çözmeye. Birinci sorumuz diyor ki x sayısının 2 eksiğinin, şimdi x'in 2 eksiğinin 3 katı. 3 katı demek bu komple, yani katını alacağınız şeyden önce ne varsa x ile 2 eksiği var ya, bunların hepsini 3 ile çarpacaksınız demek dostlarım. O yüzden parantez içinde 3 çarpı diyorum. Yarısı diyor dostlarım. Demek ki yarısından önce ne varsa her bir şeyin yarısını alacaksınız. Bunun komple yarısını aldım. Bölü 2 diyorum. Hangisidir diyor matematiksel gösterimi. Bursa şıkkı çıktı cevabımız. Şuna bakalım. X sayısının %7'sinin, şimdi x'in %7'si demek 7 bölü 100. Bunu okurken nasıl okuyoruz? %7. 5 fazlası artı 5 diyorum dostlarım. İfadesinin matematiksel yazılışı hangisidir? Bakın bunun benzeri Bursa'da var. Bursa'yı işaretledim. Şimdi Adana'yı işaretlemeyin sakın arkadaşlarım. Neden? Çünkü bu ne yapmış? Önce parantezi okuyun. X'in 5 fazlasını alıp sonra buranın komple %7'sini almış. Tamam mı? Parantez içini önce okuyacaksınız. O yüzden dikkatli olun. Şuna bakalım. Toplamları 14 olan iki sayıdan biri. Toplamları 14 olacak. Yani A ile B seçmiş burada hocamız. A ile B'nin toplamı 14 olacak dostlarım. Hangi şıkkımızda var bu? Adana'da var. Bursa'da var. Denizli'de bakın A ile 3B'nin toplamı var. Gitti. A ile 3B'nin toplamı gitti. Burayı bir düzenlemeye çalışsak, 14'ü buraya, A'yı buraya atsak B eksi A olur. Bu da gitti. Şimdi ya Adana ya da Bursa. Biri diğerinin 3 katıdır diyor. Biri diğerinin 3 katıdır demek, birini 3 ile çarp, diğerine eşitle demektir. İşte Bursa şıkkımız doğru cevap geldi. Son soruyu okuyalım. A sayısı B sayısına bölündüğünde A'yı tutup B'ye böldüğümüzde bölüm 5 kalan 4'tür. Hadi bunu denkleme dönüştürmeyi biliyoruz hepimiz. A eşittir diyoruz. Bununla bunu çarpıp 5B artı 4 olduğunu biliyoruz dostlarım. A eşittir 5B artı 4. Edirne şıkkımız da var. Evet, birinci köşe taşını gömdük dostlar. Hemen 2'yi alalım. Şöyle bir ayarını da çekelim. 2 numaranın. Ve önce odaklanmış mı diye bir de bir bakalım. Evet. Şimdi bir salonda 22 erkek 4 kadın vardır. Bu salona kaç evli çift? Evli çift demek arkadaşlarım bir bayan bir erkek anlamına geliyor. Kaç tane bayan kaç tane erkek gelirse erkek sayısı kadın sayısının 3 katı olur diye bir soru sormuş. Şimdi 22 erkek 4 bayan vardı. 22 erkek içine x tane erkek girecek, x tane de bayan girecek dostlarım, bayanların içine. Yani x tane evli çift giriyor, x bayan x erkek anlamına geliyor ve diyor ki erkek sayısı şu, kadın sayısının nın eki hangisinin yanındaysa onu 3 ile çarpacaksın dostum. Kadın sayısının yanında, o yüzden kadın sayısını 3 ile çarptım ve eşit olur diyor dostlar. İşte denklemimiz bu. Hangi şıkkımızda var bu da? Ceyhan'da görüyorsunuz dostlar şıkkımızı. Peki 2 numarayı okuyalım. Alkan'ın parası Berkan'ın parasının 8 katıdır. Şıklara bakıyorum. A ve B olarak göstermiş. Alkan'ın parası Berkan'ın parasının. Nın eki nerede? Berkan'ın parasında. O zaman Berkan'ın parası 8 ile çarpılacak. Yani B'yi 8 ile çarpacağız. A'ya eşitleyeceğiz. A eşittir 8B. A eşittir 8B. Bakınız Adana ve Denizli şıklarında var dostlarım. Tamamdır. Diyor ki eğer Alkan Berkan'a 10 TL verirse, şimdi Alkan Berkan'a 10 TL verirse Alkan'ın 10 TL'si gitti. Berkan'ın B lirası vardı. 10 TL'de Alkan'dan aldı. 10 TL'de buna eklendi.
Alkan'ın parası diyor. Berkan'ın parasının eki burada. Demek ki Berkan'ın parasını 4 ile çarpacağım ve buna eşitleyeceğim. A eksi 10 eşittir 4 tane B artı 10. Denizli şıkkımız da var. Nın ekine dikkat edin arkadaşlar. Peki geldik 3 numaralı sorumuza. 3 bölü 8'i dolu olan bir süt kabına. Şimdi süt kabının tamamına x diyelim biz dostlarım. Tamamı x litre olsun. 3 bölü 8'i doluymuş. Yani 3x bölü 8'i dolu. 4 litre daha süt ekledim. Şimdi 3 bölü 8 vardı. 3x bölü 8. Artı ben 4 litre daha ekledim. Kabın yarısına eşit olmuş bu arkadaşlarım. Kabın yarısı demek x bölü 2 demektir. Buna göre kap tamamen doluyken kaç litre süt alır? İşte bu denklemi çözeceğiz. X'i bulacağız biz dostlarım ki bu denklemde görüyorsunuz Bursa şıkkında var. Şunu okuyalım. 3 arkadaş 58 jetonu şu şekilde paylaşıyorlar. Birinci ikinciden şöyle birinci, ikinci bir de 3 arkadaş dediği için üçüncüyü de yazalım. Biz bakalım nasıl alacaklar. Birinci ikinciden 3 fazla. Şimdi ikinci x aldıysa bu x artı 3 alacak. İkinci ise bu da üçüncüden 2 fazla. Üçüncü de demek ki bundan 2'den 2 eksik. Yani x eksi 2 jeton alacak. Ve biz biliyoruz ki bunların hepsinin toplamı yani x eksi 2 artı x artı x artı 3'ün toplamı 58 tane jeton yapıyor. İşte denklemimiz bu olacak arkadaşlarım. Bunu görmeye çalışalım bakalım hangi şıkkımızda var. Mesela şöyle de yapabilirim. Şimdi şıklara baktığımızda bunun aynısını kurmamış hocamız da şöyle yapmış mesela. Şimdi biz en küçüğüne A desek A. Bir diğeri ondan 3 fazla. A artı 3. Bir diğeri de ondan bakın şu mesela bundan 5 fazla gördünüz mü arkadaşlarım? Şöyle yazalım. Şu bunun 5 fazlası. Ben en küçüğüne A dersem X ne çıkıyor bu durumda? A artı 2 geliyor arkadaşlarım. Demek ki en küçüğü A artı 2. Bir sonraki 2 fazlası İşte bu bunun 2 fazlası olduğu için A artı 2. Bu da bunun 5 fazlası olduğu için A artı 5 de yazılabilir dostlarım. Yani kurduğunuz şey hangisinden başladığınıza bağlı. Hocam işte en küçüğünden başlamış A demiş. Bir sonraki ondan 2 fazla. Bir sonraki de ondan 3 fazla şeklinde yapmış. Ve cevabı da Ceyhan işaretlemiş dostlarım. Evet 4 numarayı da gömdük. 2 numaralı köşe taşı bitti. Hemen arkayı çevirdim. 3 numaralı köşe taşına geçtim dostlarım. Şöyle odaklanmaya da bakalım bir. Tamamdır. Bir sayıya 2 katının 10 eksiği eklenirse sonuç aynı sayının 4 katı eşit oluyor. Bir sayıya x'e 2 katının yani 2x'in 10 eksiği eklenirse diyor bu sayıya sonuç aynı sayının 4 katına eşit oluyor diyor dostlarım. Bu sayı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen çözelim burayı. 3x eksi 10 eşittir 4x. Eksi 10'u bu tarafa ya da 3x'i bu tarafa alalım. Eksi 10 eşittir 4x eksi 3x. Yani x geliyor dostlarım. X eşittir eksi 10 çıktı. 2'ye bakalım. Bir sayının 1 bölü 4'ü ile aynı sayının 3 bölü 8'inin toplamı 55 olduğuna göre. Dostum bir soruda böyle kesirli ifade varsa ben şunu yapıyorum arkadaşlar. Bu paydaları çarpıyorum 4 ile 8 ya. 32x diyorum ben bu sayıya. 32x olsun diye başlıyorum. Şimdi 32x'in 1 bölü 4'ü bir sayının bir şey bölü bir şeysi demek. O sayıyla onu çarpın demek. Çarparsanız şurada 8x gelir. Demek ki 1 bölü 4'ü 8x yapıyor. 3 bölü 8'i aynı sayının 3 bölü 8'i. O zaman 32x'in 3 bölü 8'ini de hesaplayalım. 8'e bölelim 8'e bölelim 4. 4 kere 3 12x'i demekmiş bu da. Şurası da 12x demekmiş. Toplamı 8x ile 12x'in toplamı 20x eşittir diyor. 55 olduğuna göre. Bu sayı kaçtır diye bir soru sormuş bize. 55 bölü 20 benim x dediğim ifade. Hadi 5'e bölelim ikisini. 11 bölü 4. He bana neyi soruyor? Sayının tamamını 32x'i soruyor. Yani 32 çarpı 11 bölü 4'ü soruyor.
4 ile 32 giderse dostlarım burada 8 kalır. 8 ile 11'in çarpımı da 88'e ulaştık. Bakın yine burada da kesirli ifade var. 3 var. 3 var dostlarım. 9 diyelim mi biz sayının tamamına? 9x olsun. 9x sayısının 90 eksiğinin 2 bölü 3'ü aynı sayının yani 9x'in 1 bölü 3'üne eşittir diyor dostlarım. Hadi düzenleyelim burayı. Önce bölü 3 yapalım burada. 3x eksi 30 olur. Bölü 3 yaparsak 3x eksi 30. 2 ile de çarparsak 6x eksi 60 geldi. 3 ile 9'u sadeleştirelim. 3x geldi. 3x'i buraya aldım. Burada da 3x kaldı. Eşittir 60. X eşittir 20. Çıktı dostlarım. Bize bu sayıyı soruyor. Yani başta ne dedik biz sayıya? 9x dedik. 9 çarpı 20'den 180 geldi sorumuzun cevabı. Evet, son sorumuza bakıyoruz. Bir koşucu belli bir yolun 2 bölü 5'ini, 5 var. Sonra 100 metre daha koşunca yarısına, bak buna da dikkat edin. Yarısı demek 1 bölü 2'si, bu da kesirli ifade, bir de bölü 2 var. O zaman 5 kere 2, 10 diyelim biz yolun tamamına. Şimdi yol şu olsun, 10x olsun yol. Yarısı dediğimiz yer 5x yapar şurası. 5x burada, 5x burada. Belli bir yolun 2 bölü 5'ini koşuyor. Yani 10x'in 2 bölü 5'i. 4x'i koştu dostlarım. 4x koştu. Sonra 120 metre daha koşunca yarıya ulaştı. 5x oldu. Yani 4x ile 120'nin toplamı 5x oldu dostlarım. O halde x eşittir 120 çıktı. Bize yolun uzunluğunu soruyor. 10x'i soruyor dostlarım. 10 çarpı 120 diyeceksiniz. O da 1200 Ceyhan şıkkı geldi. Evet, 3 numarayı da gömdük. Hemen 4 numarayı alalım elimize ve odaklanmasını da bir bakalım bu keratanın. İşte bu. Alican'ın bilyelerinin sayısı K'nın bilyelerinin sayısının 2 katıdır. Şöyle yapalım o zaman. Alican'ın bilyeleri K'nın bilyelerinin 2 katıymış. Kimi bak 2'yi kimle çarpacağımı nereden anladım? N'ın eki nerede? Burada. Kimin yanında? K'nın bilyelerinin sayısının. O zaman K'nın bilyelerinin sayısını 2 ile çarpıyorum. Devam. Alican bilyelerinin 12 tanesini K'na verince. Bak buraya dikkat. Şimdi Alican 12 tanesini verdiyse 12 eksildi. Kime verdi? K'na. O zaman K'nınki de 12 artmış olacak. Burayı unutmayın gençler. Verince ikisinin bilyeleri eşit oluyor diyor. Peki. Hadi burada bir de şimdi A yerine biz 2K yazabiliriz. Yazalım. 2K eksi 12 eşittir. K artı 12'ye. Eksi 12 bu tarafa gelirse 24. K bu tarafa gelirse 1K kalır. K'nın bilyeleri 24'müş. Alican'ın bilyeleri neydi? K'nın bilyelerinin 2 katıydı. 2 çarpı 24'ten 48'e ulaştık dostlarım. 2 numaraya bakıyorum. Emine'nin yaşı Fatih'in yaşının 2 katıdır. O zaman şöyle yazalım mı? Emine'nin yaşı Fatih'in 2 katıdır. N'ın eki burada çünkü gördünüz. Fatih'in yaşı 2 ile çarpılacak o zaman. Eğer Emine 12 yaş daha küçük. Şimdi Emine 12 yaş daha küçük. Fatih de 12 yaş daha büyük olsaydı yaşları eşit olacaktı diyor. Aynı denklemi yine kurduk dostlarım. Bu eksi 12'yi bu tarafa atalım. F'yi de bu tarafa atalım. E eksi F eşittir 24 olur. E yerine 2F yazarsak 2F eksi F eşittir 24. Yani Fatih eşittir 24 çıktı. Emine'nin yaşını soruyor. 2 tane Fatih'in yaşına eşitti. 48'i paketledim dostlarım. Geldik 3 numaraya. A hareketlisinin gittiği yol B hareketlisinin gittiği yolun 2 katı uzunluktadır. Gittiği yolun 2 katı uzunluktadır. N'in eki burada bak. B'nin. O zaman B'yi 2 ile çarpıp A'ya eşitleyeceğim. A eşitmiş 2B. Eğer A hareketlisi 12 kilometre daha az yol alıp
B hareketlisi 12 kilometre daha çok yol alsaydı gittikleri yollar eşit olacaktı diyor. Bakın hocam çok güzel bir muhabbete değinmiş burada. Aynı soruyu farklı farklı bak sayı problemi, yaş problemi, hareket problemi olarak sormuş. İşte problemlerdeki olay bu arkadaşlar. Bu temeli alırsanız, bu temel güzel olursa, şimdi bu karışık sınav soruları var. Onlar için de güzel bir kitap çözmeye çalışacağım ben. Sadece problemlerden oluşan bir soru bankası çözeceğim. Orada çok rahat edeceksiniz dostlarım. Bak hocam çok güzel yapmış mevzuyu. Hatta son soruya bakıyorum. Karışım problemini sormuş burada son soruda da. Ama sayı problemi şeklinde. Aynı soruyu bir de böyle sormuş. Peki şimdi gerisini çözelim hemen. Eksi 12 bu tarafa gelirse 24 olur burası. B'yi de buraya aldım. A eksi B oldu. A yerine 2B yazarsam eksi B eşittir 24. B eşittir 24. Ama bana A'yı soruyor. 2 çarpı 24'ten yine 48'i işaretledim. Son soruma bakıyorum. Ağırlıkları eşit olan iki farklı tuzlu su karışımından birinin yüzdesi diğerinin yüzdesinin 2 katıdır. Biri A olsun, diğeri de 2 katı olacağı için B'nin 2 katı olsun mesela bu. Tamam mıdır dostlar? Karışımlardan birinin yüzdesi 12 daha az. Mesela A'nınki 12 daha az. B'ninki de 12 daha fazla olsaydı eşit miktarda tuz içereceklerdi diyor. Hemen bunu çözmeye başlayalım. Aynı muhabbeti yapacağım 24. Buradan B'yi bulacağım 24. A'yı bulacağım 48. Çok olan karışım 48 olan daha çok olmuştur. O yüzden Edirne'yi işaretledim dostlar. Evet, ilk 4 köşe taşını gömdük. Bir sonraki videomuzda 5 numarayla devam ederiz dostlarım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.